Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Ağustos Salı, Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Kocaeli'de sade altı kuşu var arkadaşlar. Yani sade, yani ne peynirli ne kıymalı. Sadece sade altı kuşu var. Yani tek bir altılı programı var. Tabii gündüz koşacak olan bir Ankara koşucularında da yine 8 koşulu ama yine de tek bir altılı programımız var. Yani her iki videomuz da yayında olacak. Bu arada yurt dışı yarışımız yok arkadaşlar. Amerika'da yarış yok. Ama gönül ister ki bir Deauville Fransa yarışlarına bir hazırlık yapalım. Ama maalesef onlara da yetişemiyoruz. O yüzden iki tane yerli yarışımız var. Her iki programda yayında arkadaşlar. Ben arkadaşlar yine tekrarlayayım. Arada sırada bunu tekrarlamak zorundayım. Çünkü her geçen gün zaman gidiyor. Eylül 1'den itibaren bu katıl butona tıklayan arkadaşlar Amerika yarışları için 10 lira ve 15 liralık TL'lik abonelik yapan arkadaşlar Eylül 1'den itibaren seyredemeyecekler. Yani onlar eğer devam etmek istiyorlarsa yani bir üst kademeye yani 25 TL'lik şeye geçebilirler. Çünkü ben en alt tabanı 25 TL olarak yapacağım. Zaten çok az sayıda bir katıl butonuna üyelik var arkadaşlar. Yani o yüzden ben de böyle bir karar aldım. Çünkü malum hayat şartları iyice artıyor görüyorsunuz. O yüzden ben de kendi önlemimi almak zorundayım. Zaten az kişi var. Eğer kanala katkıda bulunmak istiyorsanız arkadaşlar buyurun hoş geldiniz. En azından bu şekilde söyleyeyim. Ben hemen fazla sözü uzatmadan yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Yine güzel bir yarış programımız var. Tabii şartlı bir yarışımız da var. Günün birinci koşusu yani altılı ganyan birinci ayağında saat 19'dan itibaren şartlı dişilere ait. Şartlı bir dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında ilk startımızı verelim arkadaşlar. 11 safkan koşuyor. Bayağı da iyi safkanlar bir arada. Ben önceliği 3 nolu Copa Capana. Bu Kaptan Rio temsilcisini bu Mustafa Çiçek'le start alacak olan bir isim. Yani orijin olarak çok kuvvetli bir orijine sahip. Zaten bu duygu faturalardan çıkma bir isim. Anneden Overlord gibi yani Gazi'de bile favori ve kısmında olan bir isimdi. Yani Overlord'un anne kardeşi bu safkan. Ama tabii ki baba farklı. Ötekisi Overlord Tribales temsilcisi. Bu Kaptan Rio. Ama Kaptan Rio da şu anda bayağı iyi bir aygır arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Güzel bir safkan. Eşkalli, görüntülü bir safkan. Benim de ilk tercih edeceğim isim olacak. 3 nolu Copa Capana. Daha sonra 4 nolu Dulat. Bir Scarface temsilcisi. Anne bir ayva sarı. Güzel taylar veriyor arkadaşlar. Alaaddin Gürüntük'le start alacak olan bu safkan İzmir'den güzel hazırlıkları var. Bayağı da pişkin işlere sahip arkadaşlar. Yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla yani grubun en çok galopuna, en çok çalışmalara sahip ismi oluyor. Galopları yani kötü değil. Yani bayağı iyi işlere de sahip. Ben bu İzmir'den gelecek olan 4 nolu Dulat'ı kesinlikle ihmal etmeyin derim. 6 nolu Moon Power. Biz sizden kendi temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alan bu safkan. Yine önlerde şans verdiğim isimler arasında iyi hazırlıklara sahip. 9 nolu Siestra, bir Mendip temsilcisi Gökhan Gökçeli Stefan Safkan yine bugün şanslı isimler arasında. Bir de son olarak 2 nolu Canım Benim, bir Değirmen Deri temsilcisi olan Safkan da Tolga Yıldız da yine önlerde şans verdiğim isim. Yani 3, 4, 6, 9, 2 bu 5 tay benim bu ilk ayak için önerdiğim isimler arkadaşlar. Günün ikinci ayağı şartlı 5, 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında 9 safkan arasında koşacak bu yarışta 2 ve 4 nolu safkanın ekürü olduğu bu yarışı ben de ekürlerden 4 nolu Sarnıçkaya, bu Sultan Defus temsilcisi Mustafa Çiçek de ilk şans olarak önerdiğim isim olacak. Yani kum pistte çok etkili yarışları olan bu isim gerçekten şu aralar bayağı tırnağının ucunda. Ekürüsü de aynı şekilde çok formda. Yani ben her iki ekürünün de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yakın rakipleri 1 nolu Palatlı Rüzgarı, bu Demir Döven temsilcisi de Yunus Emre Yüksel ile yine oldukça güzel ve etkili performansa sahip bir isim. Bir de 6 nolu Akdeniz. Bu Akdeniz'de Deniz Yıldız'a start alıyor. Benim yine önlerde şans verdiğim bir diğer isim. Yani 4-1-6 benim burada ilk olarak önerdiğim isimler. Ama eğer 1-2 safkan da ilave etme gereği duyanlar için de öncelikli olarak 5 nolu Şef Joseph. Bu Atacan temsilcisi Müslüm Baydan'la performansı bayağı iyi durumda. Kumu da çok seven bir isim. Bir de 3 nolu Saluki. Bu Uçan Oğlu temsilcisi de Nurettin Şen'le yine iyi durumuyla şans verdiğim bir diğer isim olur. 4-1-6 öncelik, 5-3 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün bir sonraki koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayağı. Handikap 21, 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik kum yarışında 8 safkan arasında koşacak bu yarışta da ben önceliği 6 nolu Baba Candır'a vereceğim. Bu Uçanoğlu temsilcisine
İbrahim Halil Ketme ile son performansıyla bayağı benim ön planda tuttuğum isim ama tabii ki iyi rakipleri var. Bana göre en ciddi rakibi son yarışını çok rahat kazanan bir nolu Akağaç. Bu turbo temsilcisi Kaancan Gökçe ile bana göre en ciddi rakip konumunda. Yani 6-1 biraz daha rakipleri oranla ön planda tuttuğum isimler. Eğer bu ikilinin dışında da ilave etmeye geliyor duyanlar için de öncelik 2 nolu Deniz Köpüğü, bu Aras temsilcisi Halil Kaplan'la yine oldukça iyi performans ve iyi hazırlıkları ve iyi formu var. Bir de 4 nolu İstan. Son yarışı çok güzeldi bu safkanın. Bu Şimşek'in oğlu temsilcisi de Tolga Yıldız'a kesinlikle ihmale gelmeyecek isimlerden birisi arkadaşlar. Yani 6-1 önce, 2-4 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 4. ayağına geldik. Kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışında 6 safkan arasında koşacak bir yarışta nihayet kendine uygun piste koşan 3 nolu No Regret. Şimdi kendine uygun dediğim şey İzmir ve Bursa, Kocaeli arkadaşlar aynı istikamette, saat yönünde. Bu safkan burada yarış koşarken pek zorlanmıyordu. Yani en azından kazanıyordu sürekli. Ama nedense Ankara gittikten sonra biraz ters pistten de etkilendiğini düşünüyorum ben. Çünkü yine tabela yaptı. Son yarışında bir grup yarışında dördüncülüğü bile bana göre çok iyi. Ben bugün en azından bu pisti daha iyi koşacağını düşünüyorum. 3 nolu No Regret Mustafa Çiçek'ten benim bugünkü banko ismim olacak arkadaşlar. Günün 5. ayağı şartı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşacak bu yarışta yine birbirine çok yakın safkanların bir arada olduğu bir yarış. Ben öncelikle 4 nolu Son of Bosporus'a vereceğim. Bu Bosporus temsilcisine Tolga Yıldız da yine çok güzel hazırlıkları ve güzel formuyla. 2 nolu Yavuz'un, bu Wind River Wind temsilcisi de Ayhan Kurşun'la start alıyor. Yine kum pistte çok etkili yarışları olan bir isim ve güzel hazırlıkları olan bir isim. Daha sonra 1 nolu Overty, bir Rampoldi temsilcisi. Bu safkanın Cem Paso muydu kardeşimizin ismi? Cemal Paso ile start alacak olan bu safkanda yine çok güzel bir performansı var. Ama bir 4 aylık bir ara vermiş olsa da güzel hazırlıklarla geldiğini, iyi çalışmalarla geldiğini de belirteyim arkadaşlar. Son olarak da 5 nolu Magic Rock, bir El Corredor temsilcisi olan bu safkanda Müslüm Baydan'la bence yine buranın iddialı ve şanslı isimleri arasında olacak isimdir arkadaşlar. Yani 4-2-1-5 benim bu ayak için önerdiğim isimler. Günün son kursuna geldik. Handikap 14, dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışında. Evet, biraz kalabalık burası. 16 safkan arasında koşacak bir yarışı. Yani bana göre buraya biraz yüklenmekte fayda var. İnanın bana göre buranın favorisi pek yok. Çünkü öyle bir safkanlar denk gelmiş ki bir dişilere ait yarış olması. Yani en alttaki, en üstteki, ortadaki, yandaki nerede derseniz çok yakın, yani çok ters bir yarış da çıkabilir. Favorisi de çıkabilir. Yani her türlü sonuç çıkabilir kısacası. Ben önceliği 6 nolu Dark Pearl, bir Smart Roman temsilcisi olan safkanı Selim İpek'le son güzel üçüncülüğünden sonra formunu yükseltmeye başlayan bu ismi iyi hazırlıklarıyla ilk şansı veriyor. Daha sonra 1 nolu Peggy Bundy, bir Country Rain temsilcisi Halil Yolaçıcı ile start alacak olan bu safkanda grubun biraz ağır isimlerinden ama iyi isimlerinden birisi. Ben son 5.liğinde hiç ölçü almıyorum bu safkanda, yine iyi hazırlıklarla bugün de şanslı isimler arasında. Daha sonra 4 nolu Miss Tonya, bu Ayhan Kurşun'da start alacak olan bu safkanda yine bana göre bugün şanslı isimler arasında, çünkü en azından kendine uygun rakipler var. Bir de tabii ki 2 nolu Cool Silver, bir Kulolu temsilcisi Onur Atmaca ile start alan bu safkanda yine bugün önlerde şans verdiğim bir diğer isim olur. 6-1-4-2, bu 4 safkan bana göre biraz da olsa, yani bir tık da olsa ön planda tuttuğum isimler ama dediğim gibi sürpriz olabilecek bir ayak burası. Eğer bir iki safkanın ilaveniz varsa en azından şu 7 nolu Angels Share ve Pleasant Perfect temsilcisi Kaancan Gökçe ile iyi hazırlıklara sahip bir isim. 9 nolu Lady of Kaneko, bir Kaneko'nun güzel temsilcisi Tolga Yıldız'a start alıyor. Her ne kadar biraz son performansları biraz kötü gibi olsa da bugün kendine uygun rakiplerle start aldığını unutmayalım. Bir de son olarak da işlerini çok beğendiğim son 6.lığı da çok güzel olan 13 nolu Ayaz'ın kızı Memdet temsilcisi de Gökhan Bektaş'la bana göre bugünün bombasını patlatacak güce sahip bir isim arkadaşlar. Yani 6-1-4-2 önce şans verdiğim isim, 7-9-13'te daha sonra şanslı gördüğüm isimler arkadaşlar. Günün şablonuna gelince 1. ayak 3-4-6-9-2, 2. ayak 4-1-6, daha sonra 5-3, 3. ayak 6-1, öncelik şans verdiğim isim, 2-4, daha sonra şanslı gördüğüm isimler. 4. ayak 3 nolu safkan tek, 5. ayak 4-2-1-5, son ayak 6-1-4-2,
Daha sonra 7, 9 ve 13 numaralı safkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Her şeyden önce sağlık arkadaşlar. Böyle havalara da dikkat etmekte fayda var. Hani şaka bir yana gerçekten çok etkili. Benim de tansiyonum var. Ben ama mecburen biraz yollarda çıkmak zorunda kalıyorum bazı iş yerinde. Ama ne yapacaksınız? Valla sürekli elimi, yüzümü, kafamı, her tarafımı yıkıyorum artık. Yapacak bir şey yok. O yüzden şu sıcaklara dikkat edelim arkadaşlar. Aman aman dikkat edelim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Önce sağlık, daha sonra bu keyfi işler arkadaşlar.